Ne habersiniz yoldaşlarım? Ben Fantastic CEO, One Piece mangasının 873. bölümünün incelemesine hoş geldiniz. Uzun bir süreç oldu. Aslında fazla uzun bir süreç olmadı. 2 bölüm gerideyiz şu anda. 2 bölümde hemen toparlayıp güncele geleceğimizi düşünüyorum. Bayağıdır doğru düzgün video çekmiyordum. En son dünün videosunu çekmiştim geri dönüşle ilgili. Özlemişim. Gerçekten bizim tayfayı sizi özlemişim. One Piece okumayı özlemişim. Biraz böyle video çekmedi acemi gibi hissetsem de şu anda bölüm hakkında konuşacak birkaç şey var. Heyecanlı bir bölümdü gerçekten. Bölüme 10 üzerinden 8.8 veriyorum yoldaşlarım. Bahsedeceğim bölümden konuşacağım. Biraz teori yapamayacağım. Neden yapamayacağım? Çünkü bir sonraki bölüm zaten ortaya çıktı. Hemen bir sonraki bölümde de güncelleyelim de teori yapmaya başlayayım kardeşlerim. Öncelikle Luffy'ler Big Mom'un yanından ayrılmıştı. Ben de zaten tam olarak hatırlamıyordum olanları, biliyor musunuz? Okumadığım için böyle 1-2 hafta okumayın, emin olun başka şeyler yapın. Geriye gidiyorsunuz. Zaten bol bol film izliyordum, dizi izliyordum. Biraz aslında muhabbete dayalı bir inceleme olacak. Sizlerle de böyle biraz sohbet etmiş olacağım. Öncelikle live reaction izlemediyseniz, benimle birlikte okumak isterseniz aşağıdaki linkten bulabilirsiniz tayfa. Bence birlikte okumak gayet eğlenceli oluyor. Neyse şimdi ben o süreçte ne yaptım falan biraz onlardan bahsedeceğim. İncelemenin arasına sıkıştıracağım bunları. Öncelikle Supernatural vardı, onu bitirmiştim. The Vikings vardı, onu bitirmeye çalışıyorum. Game of Thrones var, onu izliyordum. Bayağı film izliyordum, bayağı. Sinemadaki filmleri bayağı izliyordum. IMDb'deki filmleri izliyordum. Bir ara bu aşağıya link bırakayım da IMDb'den hangi filmleri izledim size onları gösteririm. Güzel filmler var gerçekten. Şu Marvel'ın filmlerini falan takip ediyorum. Guardian of Galaxy olsun, ne bileyim Thor Ragnarok çıkacak falan, onu takip ediyorum. Diğer serilere falan bakmaya çalışıyorum. Aslında şöyle bir hedefim var. Bir tane daha yan kanal açıp o kanalda vlog videoları çekmeyi, ne bileyim oyun videoları çekmeyi, diğer çizgi romanlara bakmayı falan isterim. Marvel DC serilerini gerçekten seviyorum. Bayağı eğlenceli oluyor. Ne kadar Japon serilerinin yerini tutar mı tutmaz mı tartışılır. Ama onlar da bence gayet başarılı, gayet yeri var dünyada. Gayet de kitlesi var yoldaşlarım. Çok iyi diziler var. Gerçekten yabancı dizilerde bir animeler kadar, hatta animelerden fazla gideri olan bile diziler mevcut. Gerek The Walking Dead olsun, diğer diziler olsun. Çok dizi var ya. Sayılamayacak kadar çok dizi var gerçekten. Hani yetişmeye çalışıyorum. Kitap mı okuyayım ben? Ben çok kitap okuyan da biriyim aynı zamanda. Kitap mı okuyayım? Yabancı dizi mi bitireyim? Anime mi izleyeyim? Manga mı okuyayım? Film mi izleyeyim? Ne yapayım ben? Yetişemiyorsun ki bir süre sonra. Gerçekten yetişemiyorsun. Gerçekten iyi bir süreç oldu, farklı oldu. En azından dizilere falan tekrar bağlamış oldum kendim. Belki bir ara dizi incelemesi falan da çekerim, bilmiyorum. Bu aralar kanalda yeni sürprizler olacak, bunu zaten zamanla göreceksiniz. Neyse fazla uzatmayacağım. Sizle böyle oturup bayağı saatlerce sohbet etmek istiyorum böyle. Toplanıp realde böyle bir yerde buluşup oturup sohbet etmek istiyorum, açık konuşayım. Öncelikle Big Mom'u çıldırmış vaziyette. Adam, kadın, adam diyorum. Kadın halen pastanın peşinde, halen pasta diye gözü dönmüş, pastayı arıyor. Bizimkilerin peşinden gidiyor. Zeus'u çağırıyor, Zeus'un üzerine biniyor. Big Mom korsanları Big Mom'u tutmaya çalışıyor. Zaten işin başında Perospero var. Perospero Big Mom'u tutmaya çalışıyor. Fakat Big Mom onu hiç dinler mi? Perospero diyor ki, Big Mom diyor, kocana diyor, sana diyor bir tane daha pasta yapacağız diyor. Bir tane daha pasta var diyor. Asır şapkalar pastayı çaldı diyor. Onları yakalaman lazım diyor. Perospero'nun amacı hiçbir tarafın yıkılmasını engellemek ve onu Luffy'ye yakalattırmasını sağlamaktı ki bunu gayet başarılı uyguladı. Direkt Big Mom Zeus'a binip Luffy'lerin peşinden gitti. Big Mom korsanları aralarında muhabbet etti. Brulee, Katakuri, Smoti, Perospero bu olayları nasıl gerçekleştiğini, nasıl olduğunu falan aralarında tartıştılar. Zaten BG etraftaki tüm iletişim ağlarını koparmış ve Güneş korsanlarının onlara, Jinbe'nin onlara ihanet ettiğini ve Luffy'lere hasır şapkaların tarafına geçtiğini falan açıkladılar. Bütün her şey ortaya çıktı. Pecoms geldi, olanları anlattı. Gerçekten her şey tamamen ortaya çıktı yoldaşlarım. En son seçenek artık Perospero bu olayların nasıl yatışmasını, nasıl toparlayacaklarını falan düşündüler. En son Katakuri Luffy'nin kafasını ben alacağım dedi. Luffy'nin kellesini ben indireceğim dedi. Beklersin. Luffy Katakuri vs olursa, Katakuri'den ben çok bir şey beklemiyorum. Katakuri'den biraz hayal kırıklığına uğradım aslına bakarsanız. Ama Katakuri henüz gücünü tam olarak gösterebilmiş değil bence. Katakuri'den biraz daha bir şeyler çıkacaktır ve bunu gösterecektir. Bu Katakuri ile birinin arasında bir kapışma olacağını düşünüyorum ben. Ama bizimkiler de kaçacaktır. Kaçmaya çok yakın eminim. Bir bölüm, iki bölüm toplasam yani 7-8 bölüm belki vardır. Belki. Artık son evrelere bence girdik. Çünkü olan oldu artık.
çok fazla bir şey yaşanır mı bilmiyorum. Çünkü artık 2017'nin son yaz ayına geldik. Artık kış ayına geleceğiz. 2018'e gireceğiz. 2017'de Wano Arc'ı gerçekleşecekti. Zorolar orada bekliyordu. Bizimkiler halen burada. Çünkü Eiichiro da bize şundan bahsetmişti. Kaçma süreci fazla hızlı olacak ve fazla hızlı gelişecek demişti. Gerçekten de öyle olmaya başladı. Hemen hızlı hızlı olaylar gerçekleşiyor. Hızlı hızlı olaylar ilerliyor. Ve pastayı tekrardan yapabilecek kişi Perospero Stroessen olduğunu söyledi, fakat Stroessen için bile gerekli bir zaman dilimi var dedi. Stroessen de yere düşmüş vaziyette kendini sakatlamış. Stroessen'in güçlü bir karakter olabileceğini düşünmüştü ki güçlü bir karakter o kadar da değilmiş. Bunu gördük bu bölümde. Çünkü düşmeyle bu kadar sakatlanabileceği hiç aklıma gelmezdi. Stroessen'in zayıf bir karakter olduğunu, çok iyi bir karakter olmadığını görebildik. Fakat pastayı tekrardan yapacak kişi olan Pudding. Ve Pudding'in çikolatalı pastayı yapması için gerekli yardımı Chiffon'dan alması gerektiğini söylüyor ve Pudding tekrardan kötü bir karaktere bürüdü. Chiffon'la birlikte illüzyon malzemeleri alarak pastayı yapmaya başlayacak çikolata kentinde. Bakalım Chiffon'dan nasıl yardım isteyecek? Chiffon nasıl Pudding'e tepki gösterecek? Birlikte gerçekten pastayı yapacaklar mı, yoksa Pudding bir yerde kendini feda mı edecek, yoksa Chiffonlara, bicilere mi saldıracak? Aralarında ne geçecek bilmiyorum. Belki orada böyle bir mafya sahnesi olur. Pudding Chiffon'u ele geçirir. Biji onlara saldırır. Biji kendini karısı için feda eder falan. O tarz bir şey neden olmasın? Çok farklı şeyler olabilir. Burası One Piece. Ne olacağı hiç belli olmuyor gerçekten. Pudding ile Chiffon arasında ne geçecek bilmiyorum ama en son sahnede Big Mom Luffy'lerin üzerine Zeus'la bilerek "Düğün pastası!" diye bağırarak geldi ve bölüm orada bitti. Haftaya bölüm yokmuş. Haftaya çoktan oldu. Ondan sonraki hafta da oldu. O yüzden bunun için endişe etmiyorum. Bir bölüm kaldı sadece güncele. Buna da zaten yakın zamanda geleceğim. Videoda biraz acemilik olabilir. Hızlı konuşmuş olabilirim. Çünkü bayağıdır video çekmiyorum. Bunun da üstesinden geleceğiz tayfa. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Neler oldu merak ediyorum ben de bir sonraki bölümde. Bakalım Big Mom neler yapacak? Bizimkiler neler yapacak? Ve en son sahnede King Bomb'u gördük. Ormanın ayartan ormanın kralıydı ve bizimkilere yardım ediyordu. King Bomb'u tekrardan görmek bence harika oldu yoldaşlarım. Animede de Cracker'la Luffy üyesi olmaya başlamış diye duydum. Bakalım animede nasıl ilerliyor merak ediyorum. Güzel. Dragon Ball'da unutulmadı. Dragon Ball'da devam edeceğim hemen. Sizleri seviyorum tayfa. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir sonraki bölüm incelemesinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın tayfa. Ve hoşça kalın.